Evet, arkadaşlar merhaba. Bu hafta olasılıkla devam ediyoruz. Olasılıktan yine seviye kitabımızdaki, seviye TYT kitabımızdaki sorularla devam edeceğiz. Yine karışık seçtim bunların içerisinden. Sayfa 294'te 3. soruyla başlıyorum. Bakarsak sorumuza demiş ki aşağıdaki tabloda sporla uğraşan öğrencilerle ilgili bilgiler verilmiştir. Tablomuza bakıyoruz. Basketbol ve voleybol oynayan kız ve erkek sayıları ile ilgili bazı ifadeler vermiş. Demiş ki, tablodaki öğrenciler arasından rastgele seçilen bir öğrencinin basketbol oynadığı bilindiğine göre, şimdi bilindiğine göre diyor, basketbol kesinlikle oynamalı. Bunlardan alacağım. Devam ediyorum. Bu öğrencinin kız olma olasılığı. Şimdi bilindiğine göre kısmına ne yazdım paydama? Bu ikisinin toplamı, basketbol oynayanların toplamı 28. Benden istediğinin bu öğrencinin kız olma olasılığı. Basketbol oynayanların içerisindeki kızların sayısına bakıyorum. O da 8. Sadeleştirirsem neyle sadeleşir? 4 ile sadeleştirebilirim bunları. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 7 olacak arkadaşlar. Cevabım 2 bölü 7. Yani sorumuzun B seçeneğiymiş. İkinci soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Sayfa 296'da 4. soruya bakıyoruz. Okuyalım sorumuzu. Demiş ki 51 daire bulunan bir apartmanda yaşayan Defne arkadaşına daire numarasını söylemek yerine aşağıdaki bilgileri vermiştir. Neymiş bu bilgiler? Apartmanın her katında 3 daire vardır. Zemin katta daire yoktur. Bir kere zemin katta daire sayısı 0. Daire yokmuş. Birinci kata bakıyorum. Demiş ki Defne'nin yaşadığı dairenin olduğu katta kapı numarası asal olan daire yoktur. Şimdi bize ne demişti yukarıda? Her katında 3 daire var. Yani birinci katta 3 daire var. İkinci katta da 3 daire var. Üçüncü katta da 3 daire var. Burası bu şekilde devam ediyor. Şimdi 51 tane daire olduğuna göre ben 51'i 3'e bölersem nedir? 17 tane daire olduğunu bulurum. Pardon, 17 kat olduğunu bulurum. 17. katta da yine 3 tane daire bulunacakmış. Yani zemin katta 0 daire var. Diğer bütün katlarda 17. kata kadar hepsinde 3'er daire varmış. Toplamda 51 daire. Şimdi diyor ki Defne'nin yaşadığı dairenin olduğu katta kapı numarası asal olan daire yokmuş. Şimdi ben olasılık hesapladığıma göre paydaya tüm durumu yazacağım. Paya da benden istediğini yazacağım. Benden istediği bir kere tüm durum 17. Neden? 17 tane katım var. Zemin kat 0 zaten onu saymıyorum. Benden istediğine bakıyorum. Asal sayı olmayacak kapı numarası. Şimdi ben buradan başlarsam birinci kattan nasıl gidecek? 1, 2, 3, işte 4, 5, 6. Bu şekilde bakarsam içlerinde asal olmayanı istiyor. Şimdi burada 2 asal, burada 5 asal. Sonrasında ne olacak? 6, 7, 8, 7 asal, 9, 10, 11, 11 asal. Bu şekilde bakarsam arkadaşlar, tek tek baktığım zaman ne oluyor? İçerisinde asal olmayan 25, 26, 27. Bunların bulunduğu kat var. 1, başka 34, 35, 36. Bunların bulunduğu kat var. Ve son olarak 49, 50, 51. Bu daire numaralarının bulunduğu katlar var. Tek tek bakarsanız göreceksiniz. Diğer bütün katlarda mutlaka asal sayı var. O yüzden bu üçünü alacağım. Yani benden istediği 3 tane. Yani cevabım 3 bölü 17. O da C seçeneğimizmiş. Sayfa 297'de 7. soru ile devam ediyorum arkadaşlar. Soruma bakarsam bir market rafına dizilen 0,5 litrelik su şişeleri hakkında aşağıdakiler bilinmekteymiş. Şimdi 3 marka su şişem varmış. A marka, B marka ve C marka. A markadan 6 adet varmış elimizde. B markadan 5 adet. C markadan da 7 adet su şişesi varmış bu markette. Şimdi markete gelen
Muharrem toplamda 10 tane su şişesi alacakmış. Diyor ki bunlardan 3 tanesinin A, 2 tanesinin B, 5 tanesinde C marka olma olasılığını soruyor. Şimdi ne demiştik olasılık hesaplarken? Benden istenen bölü tüm durum. Şimdi benden istenene bakıyorum. 6 taneden 3 tane seçmek istiyorum A markadan. 5 taneden 2 tane B marka, 7 taneden de 5 tane C marka seçmek istiyorum. Tüm duruma bakıyorum. Toplamda şunları toplarsam ne 18 tane su şişem var. Bunları toplarsam toplamda da 10 tane alacağım. Demek ki 18'in 10'lusu diyeceğim. Şimdi bu işlemi yaptığımız zaman ben burada uzun uzun yazmayayım arkadaşlar. Artık açmasını biliyorsunuz. Altın üçlüsünü açtığımda ne geliyormuş? Bakalım hemen yazayım. 20 geliyormuş. 5'in ikilisi 10'du zaten. Bunu yazayım böyle. 7'nin beşlisi neye eşittir aynı zamanda? 7'nin ikilisine eşittir. Oradan direkt hesaplayabiliriz. 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 geliyor. 18'in 10'lusu da 18'in 8'lisine eşit olacak arkadaşlar. Onu da açarsak ne geliyormuş? Şurada açayım. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 8 adım açmam lazım ve 11 bir adım daha açacağım. Bölü 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Buradan sadeleştirelim hemen. Ne yapalım? 2, 8, 16 ile gitti. Bakıyorum. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. 2 kaldı. 4 ile sadeleştirdim. 2 kaldı. Başka bakıyorum. 14 2 çarpı 7 ile gitti. 3 ile de 18'i sadeleştirdim. 6 kaldı. 5 ile de 15'i sadeleştirdim. 3 kaldı. Hemen şöyle şuraya yazalım kalanları. Şimdi altın üçlüsü 20 idi. 5'in ikilisi 10'du. 7'nin beşlisi 21'di. Şurada kalanları da yazıyorum. En son kalanları. Şurada 6 kaldı. 17 kaldı. Bakıyorum 3 kaldı. 13 ve 11 kaldı. Buradan tekrar sadeleştirebilirim. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 7. 2'ye böldüm. Buradan 10 kaldı. Yukarısı 700 oldu. Aşağısını da çarparsak 7293 yapıyormuş arkadaşlar. Yani cevabımız C seçeneği diyoruz. Devam edelim. Sayfa 299'da 9. soruya bakalım. Bize bir şekil vermiş. Demiş ki yandaki şekil bir kentin dik kesişen sokaklarını gösteriyor. Nuri bu sokakları kullanarak A'dan C'ye gidecekmiş. Buna göre B'ye uğrama olasılığı kaçtır? Şimdi daha önce bu tarz sorular çözmüştük ama olasılık olarak bakmamıştık. Kaç farklı şekilde gidebilir gibi bakmıştık benzer sorulara. Şimdi B'ye uğrama olasılığı benden istediği. Yani benden istediği bölü tüm durum yapmam gerekiyor. Yine benden istediğine bakıyorum. B'ye uğrayacakmışım. Şimdi nasıldı? Tekrarlı permütasyonda. Geldim 1, 2, şöyle göstereyim. 3, 4 tane burada. 4 faktöriyel bölü 2 tane dikey, 2 tane yatay olarak düşünürsem 2 faktöriyel 2 faktöriyel diyordum tekrar permütasyondan. B'den C'ye bakacağım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktöriyel bölü diyorum 2 faktöriyel 4 faktöriyel diyorum. Şimdi bu benden istediği. Bunu bir düzenleyeyim. Şuradan 4'ler gitti. Burayı düzenlersem 6, 5, 4, 3, 2 diye açtım. 6 faktöriyeli. 2 faktöriyel zaten 2 demek. Buradan 2'ler gitti. Şuradan da 4 gitti. Burada ne kaldı? 6 çarpı 5 çarpı 3 kaldı. Bu kalsın elimde. Şimdi benden istediğini buldum. Neyi bulacağım şimdi? Tüm durumu bulacağım. Tüm durum. Genel olarak bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 faktöriyel bölü
tekrar edenlere bakıyorum. 4 faktöriyel, 4 tane yatay, 6 tane de dikey var. 6 faktöriyel. Burayı da düzenlersem 10, 9, 8, 7, 6 faktöriyel diye açtım. 4, 3, 2, 6 faktöriyeli böyle bırakıyorum sadeleşsin diye. Hemen 2 ve 4 ile 8'i sadeleştiriyorum. 3 ile de 9'u sadeleştirdim. 3 kaldı. Ne kaldı yani burada? 10 çarpı 3 çarpı 7 kaldı. Yazıyorum 6 çarpı 5 çarpı 3 bölü. Tamamında kalan da buydu. 3'ler gitti. 5 ile 10'u sadeleştirdim. 2 kaldı. 2 ile de 6'yı sadeleştirebilirim. Cevabım 3 bölü 7 olacaktır. Hangi seçenekmiş? Hemen bakalım. B seçeneğiymiş. Sıradaki sorumla devam ediyorum. Sayfa 301'de 12. soruya bakıyoruz. Yine şekilli bir soru. Şekildeki ABCD ve E noktaları kullanılarak üçgenler çiziliyormuş. Rastgele seçilen bir üçgende A noktasının köşe olma olasılığı. Yine benden istenene bakıyorum önce. Şimdi ben bir üçgen oluşturacağım. 3 tane noktaya ihtiyacım var. 3 tane köşeye ihtiyacım var. Birini zaten o seçmiş. Yani A olsun demiş. Demek ki 2 tane daha nokta seçmem lazım. Elimde 4 tane nokta var. Demek ki 4'ün ikilisi diyeceğim. Bu benden istenen. Bölü diyorum. Tüm olasılık. Şimdi A yokmuş gibi davranıyorum. Yani A'yı seçmemi istememiş gibi davranıyorum. Tamamına bakıyorum. 5 tane nokta var. Üçgen oluşturmak için 3 tane nokta seçmem lazım. 4'ün ikilisi 6'ydı. 5'in üçlüsü de 10'du. Sadeleştirirsem 2'ye böldüm. 3, 2'ye böldüm. 5 derim. Cevabım 3 bölü 5. Yani E seçeneği olacakmış. Geldim sayfa 301'deki 16. soruya. Bir sınıftaki 30 öğrencinin 12'si kızmış. Hemen şöyle yazıyorum. 12 tane kız, 30 tane öğrenci varsa demek ki 18 de erkek olacakmış. Bu sınıftaki 12 erkek öğrenci ve 6 kız öğrenci matematik dersinden başarılı. Şimdi bu tarz sorularda genelde tablo oluşturuyoruz. Daha işimizi daha kolaylaştıracaktır. Şöyle yapalım. Şöyle bir tablo oluşturursam, şuraya kız, erkek diyorum. Başarılı, başarısız şeklinde bölüyorum. Şimdi buraya bakarsam toplamda 12 tane kız var. Bunlardan 6'sı başarılıymış. Demek ki 6'sı başarısız olacak. Toplamda 18 erkek var. 12 öğrenci başarılıymış. Demek ki 6'sı başarısız erkek öğrenci sayısı. Şimdi bakıyorum benden istediğine. Diyor ki bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma veya matematik dersinden başarılı olma olasılığı. Kız öğrenci olma olasılığını seçtim veya matematik dersinden başarılı. Demek ki bunları almam gerekiyor. Toplarsam 12 artı 6 artı 6. İki kere almıyorum aynısını. Bölü tüm durum. Tüm durumda zaten bütün sınıfın mevcudu 30'du. Toplarsam burası ne yaptı? 12, 18, 24 bölü 30. Sadeleştirelim. 6'ya böldüm 4. 6'ya böldüm 5. Cevabım 4 bölü 5. Yani C seçeneği olacakmış. Evet, son soruma geldim arkadaşlar. Yine şekilli bir soru. Demiş ki şekilde verilen doğrularla elde edilebilecek paralel kenarlardan seçilen herhangi bir paralel kenarın bir kenarının E1, diğer kenarının D1 doğrusu üzerinde bulunma olasılığı. Şimdi tüm duruma bakarsam öncesinde şimdi paralel kenar oluşturacağım. İki tane yatay, iki tane de dikey doğruya ihtiyacım var. O zaman yatay olanlara bakarsam toplamda 5 tane var. 2 tane seçmem gerekiyor. 5'in ikilisi. Dikey olanlara bakarsam 4 tane var. Yine 2 tane seçmem gerekiyor. 4'ün ikilisi. Bu tüm durum. Benden istenene bakıyorum. Şimdi diyor ki bunu al. E1'i al. Yani dikey kenarlardan bir tanesi E1 olsun. Yatay kenarlardan bir tanesi de D1 olsun. Diğerlerini sen seç diyor. Şimdi yataylara bakıyorum. Biri zaten seçili. Geriye kaldı 4 tane. Bir tane seçmem gerekiyor. Biri çünkü seçili.
Dikey olana bakıyorum. Toplamda 4 tane var. Biri zaten seçilmiş. Geriye kalan 3 taneden de bir tane dikey seçmem lazım. 4 çarpı 3 geldi buradan. Paydaya bakarsam 5'in ikilisi 10'du. 4'ün ikilisi de 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'ydı. Şuradan sadeleştirelim. 2 kaldı. 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2, 5. Cevabım 1 bölü 5. Yani D seçeneği oldu arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Hoşçakalın.